Bu gece istersen ben yatayım diğer yatağında, yani rahat edersin. Ne bakıyorsun öyle? Ben sana ne yaptım Şevket? Anne! Sen bu gecede mi yerde yatıyorsun? Yok oğlum, yok. Sen böyle bir geceden sonra annemi yine yerde mi yatırıyorsun? Ömer, ne oluyor oğlum? Ya yeni bir şey yok. Uykundan tenezzül etmene değmez. İşine bak sen. Babaannenle doğru konuş. Ne oldu? Annene saygısızlık yapmam senin zoruna mı gitti? Sen benim anneme saygısızlık yapıyorsun ya. Yok Taner oğlum, ben kendim istedim yerde yatmayı ve biliyorsun ya, ben ona alışığım, öyle rahat ediyorum. Ya anne, sen bir kendine gelir misin artık ya? Yerde yatmaya alıştım ne demek? Çıldırtmayın beni bak. Sen bu eve hizmetçi olmaya alıştın ve sana bu pislikleri yapmasına sen izin veriyorsun. Of, sus be, sus. Kimsenin kimseye alıştırdığı falan yok. Annen hizmetçiydi. Dün de hizmetçi, bugün de hizmetçi. Benimle evlendi diye ya da çocuk doğurdu diye hizmetçiliğinden bir şey kaybetmedi. Hizmetçi işte, hizmetçi! Dururum lan seni! Tane. Öldürürüm! Tane. Oğlum, sen oğlum, doğru konuş annemle! Tane. Doğru konuşacaksın annemle! Tane, oğlum. Öldürürüm, duyuyor musun? Tane. Tamam lan! Tamam lan! Tane! Asarım seni buraya! Tane, Tane. Asarım! Ne oluyorsun? Oğlum. Doğru konuşun lan annemle! Taner, kendine gel! Oğlum! Şevket. Tamam. 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 Babamın vasiyetinden ne kadar etkilendiğini görebiliyorum Ömer. Ama şu konuda anlaşalım. Babam sana sadece hastaneye emanet etti. Cihan'ı değil. Gülfem, Cihan'la da senle de ilgilenmem için babanın vasiyetine ihtiyacım yok. Hastaneden arıyor olabilirler. Mebrure arıyor. Efendim Mebrure? Ömer, Ömer çok fena bir şey oldu. Ben ne yapacağımı bilemedim. Olanları anlattılar Şevket. Biraz konuşmak ister misin? İstemem. Ne konuşacağız? Ne kadar başarısız bir adam oldum. Ne kadar başarısız bir baba oldum. Kendini acımaktan vazgeç Şevket. Heh. Vazgeçeyim. Ne olacak? Daha başarılı birim olacağım. Bunu söylemek senin için kolay. Sen altın çocuksun. Tek bir hata. Tek bir hata yüzünden babamın altın çocuğu olamadım ben. Beni zorla evlendirdi. Boşanmamı da yasakladı peki. Ben ne oldum? Ha? Ne oldum? Teneke. Babam böyle istedi. Kendini, karını, babamı hepimizi niçin suçlarsan suçla. Ama biz neysek o olduk Şevket. Ne altın ne teneke. Neyse ko. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Buyurun faturanız. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. İyi günler, buyurun. Öğleden sonra adıma bir paket bırakılacak. Hı hı. Paketi bırakana bir not iletebilir misiniz lütfen? Tabii ki. Kağıt kalem alayım lütfen. Tabii ki. Buyurun. 1047 numaralı odayı hemen temizleyebilir miyiz? Yeni misafirimiz erken giriş yapacak. Teşekkürler. 1047. Ömer Hekimoğlu'nun odasıydı o değil mi? Öyleydi efendim. Ayrıldılar mı? Bugün çıkış yaptılar.
Günaydın. Amca sen sorunu sormadan ben sana direkt cevabı vereyim mi? Babamı vurduğum için pişman değilim. Tamam. Sabahtan beri şu eve girmiyorsam sırf onun suratına bir tane daha yumruk vurmamak için. Üstünü başını bir düzelt, in arabadan hadi. Amca sen de anlamıyorsun beni ya. Vallahi bak. Tamam eyvallah haklısın. Altımda babaanne parasıyla alınmış bir araba. Önüm, arkam, sağım, solum Hekimoğlu serveti. Avlasam da ısırsam da kuyruğumu kıstırıp dönüp dolaştığım yer burası işte. Cahide Hanım'dan özür dileyeceğim amca, merak etme. Önce babandan özür dileyeceksin. Eğer ağlayan zavallı bir çocuk olmak istemiyorsan yetişkin bir adam gibi git babandan özür dile. Hadi. İn de şu valizleri taşımama yardımcı ol. Hadi in. Ne valizi ya? Şevket. Şevket, Taner'in telefonu hala kapalı da. Çok meraklandım ben. Ama bir şey olmuş olmasın? Bir şey olsa haberimiz olurdu. Ama daha çocuk. Oğlum. Hoş geldin Ömer. Valide Sultan. Teşekkür ederim oğlum. Hoş geldin.